Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Samsung Galaxy Watch 7 akıllı saati inceliyorum. Beni sosyal medyadan takip ediyorsanız Samsung Galaxy Watch 7'nin geldiğini duyurmuştum sizlere. Sizlerle bir paylaşım yapmıştım. Ve bu paylaşımla birlikte hemen hızlı bir şekilde pil ömrünü de ölçmüştüm. Onunla ilgili bir dikey videoda yayınlamıştım. Saati bir süre kullandıktan sonra detaylı bir inceleme videosu yapmaya karar verdim. Ve her zaman olduğu gibi bir genel görünümle başlamak istiyorum. Şöyle saati elime alıyorum ve fiziksel özelliklerini anlatmaya başlıyorum. Öncelikle önceki sürümlere fazlasıyla benzeyen bir model var. Daha doğrusu Watch 6'ya fazlasıyla benziyor ki benzer tasarım Watch 5'te de geliyordu. Sağ yan yüzde 2 tane tuşumuz var. Fiziksel tuşumuz var. Üstteki tuşun dış çerçevesi birazcık böyle kırmızı renkte tasarlanmış durumda. Alttaki tuş ise normal gövde renginde bulunuyor. Arka tarafı çevirdiğimde yeni nesil bioaktif bir sensör beni karşılıyor. Önceki sürümle yani 6 ile aralarındaki en önemli farklardan bir tanesi bu yeni nesil sensör detayı arkadaşlar. Kayış mekanizmaları Watch 6 ile aynı kalmış. Böyle özel bir tırnak var. Ona böyle basılı tuttuğunuzda yan taraftaki pimler gevşiyor ve kayışları çıkartıp yeni kayışları takabiliyorsunuz. Bu arada merak eden için söyleyeyim. Watch 6'nın kayışları Watch 7'ye de oluyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Kayışın bağlantı mekanizması yine Watch 6 ile aynı şekilde tasarlanmış. Bileğinizin iç kısmına geçen bir uzantısı var. O şekilde takarak kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında fiziksel özellik anlamında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Samsung Galaxy Watch 7'nin 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı sürümü var arkadaşlar. Bu arada benim test ettiğim sürüm 44 mm'lik sürüm. Bunu da altını çizeyim. 40 mm'de 432x432 olan ekran çözünürlüğü 44 modelinde 480x480 Super AMOLED teknolojisi kullanılıyor. 40 modelinin ekranı 1.3 inç, 44'te bu 1.5 inç. Çerçeve boyutuna baktığımızda ise 33.3'e 37.3 karşımıza çıkıyor. Exynos W1000 işlemci kullanılıyor. 32 GB depolama, 2 GB RAM, Bluetooth 5.3, NFC var. LTE sürümü yani eSIM sürümü var bu akıllı saatin ama Türkiye'ye gelmiyor arkadaşlar. Gelmemesinin en önemli sebebi vergilerden dolayı fiyatın çok yükselmesi. O yüzden Samsung bu modelde de önceki 5 ve 6'da olduğu gibi LTE sürümünü Türkiye'ye getirmiyor. GPS var, çift frekanslı, 300 ve 425 mAh olmak üzere iki farklı pil kapasitemiz var. Çerçeve boyutuna göre değişiyor. Alüminyum gövdemiz var, IP68 suya ve toza dayanıklılık var. EKG ve tansiyon ölçebiliyor. Kalp ritmi, kadınların özel günlerini SPO2 uyku ve stres takibi yapabiliyor. 5 atmosfer suyu basıncına dayanıklı. Android Wear OS 5.0 işletim sistemi var. One UI Watch 6 arayüzü bulunuyor. Deri sıcaklığı ölçme özelliği var. Ve fiyatlar 9.999 TL ile 10.999 TL arasında değişiyor. Şimdi gelelim bu akıllı saatin kullanım deneyimine. Daha önce bir Samsung saat kullandıysanız aslında gerekli ayarları yapması vesaire çok zor değil. Önemli olan şey şu arkadaşlar. Samsung marka bir telefonunuz varsa saati açar açmaz zaten çeşitli yönergeleri takip ederek eşleştirmeyi yapabiliyorsunuz. İki tane uygulamamız var arkadaşlar. Bir tanesi Samsung Health, diğeri de Galaxy Wearable. İki uygulama da belli özelliklerden dolayı kullanmanız gerekiyor. Bu iki uygulama bence birazcık kafa karıştırıyor. Uzun yıllarda Samsung böyle yapıyor. Özellikle sağlık tarafını sağlık uygulamasından yani Health'ten görürken saatle ilgili ayarları da Wearable'dan görüyorsunuz. Tamam bu güzel bir mantık gibi görünmekle beraber bence hani kafa karıştırıyor. Biraz iki uygulama bir araya getirilebilir diye düşünüyorum. Ki diğer saat markalarında mesela Huawei'de öyle. Samsung'da böyle yapsa sanki bence biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Uygulamalardan bahsetmişken onlara da bir giriş yapmakta fayda var arkadaşlar. Wearable uygulaması adından da anlaşılacağı gibi cihazla ilgili ayarları yapabildiniz. Bütün özelliklerin de burada bulunduğu, birçok seçeneğin de bulunduğu, aynı zamanda arayüzleri de değiştirebildiğiniz bir uygulama. Birçok ayarı buradan yapıyorsunuz. Yani saatle ilgili aklınıza gelecek bildirim şuradan gelsin ya da işte saatin ekranı şöyle olsun, böyle olsun, pil ömrünü vesairesini aslında bir telefon gibi birçok ayarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda o ayarları yapabiliyorsunuz. Bu taraf çok güzel. Ben bu yani Wearable uygulamasını beğendim. Sadece az önce söylediğim gibi iki tane uygulama olması birazcık kafa karıştırıyor. Saatle ilgili birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir parmak hareketi olayı var bu saatte. Bunun ayarlarını vesairesini de yapabilirsiniz. Mesela bir parmak hareketi olunca şu olsun. Kolunuzu şöyle şöyle çevirince aramayı reddedebiliyorsunuz veya bildirimleri kapatabiliyorsunuz. Şöyle şöyle yaptığı zaman da başka bir hareket oluyor. Bunların hepsini oradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu hareketi ben beğendim. Yani burada bir şeyler açıyorsunuz, bir şeyler kapattırabiliyorsunuz. Ben bu özelliklerini beğendim. Ve bütün ayarları da yine bu Wearable uygulamasından yapıyorsunuz arkadaşlar. Bütün gerekli ayarların hepsi oradan var. Yani saatle ilgili bir şey merak ediyorsunuz. Arayüzdeki bir şeyin yerini değiştirmek, arayüzdeki o uygulamalar menüsü var. O menünün yerini değiştirmek, oraya bir şeyler eklemek, çıkarmak hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Çok detaylı ayarlar var. Yani içine girerseniz içerisi deniz derya. Bir sürü ayarı var. Kurcalamak isteyen girsin orada kurcalasın. Bir sürü seçeneğin olduğunu söyleyeyim. İşte Galaxy Health ise özellikle işin sağlık tarafıyla ilgili. Hani uykunuz, kaç saat uyudunuz, işte kaç adım attınız,
İşte döngünüzü takip ediyorsunuz. Döngünüz su içme, onu manuel giriyorsunuz bu arada su içme ayarlarını. Su içme ayarlarından tutun da işte kaç adım attınız, o yaptığınız spor aktivitesi ne kadar oldu, kayıtlanır vesairesi hepsini bu uygulama üzerinden görüyorsunuz. Bu arada sağlık uygulamasında aynı zamanda size fitness koçluğu yapacak bir sürü özel dersler de var. Böyle bayağı personal training dedikleri kişisel koç gibi böyle size, kişisel bir spor hocası gibi size tavsiyelerde bulunan ve işte örnek veriyorum kollarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Onlarla ilgili birçok seçeneğin olduğu bir özel bir alan var. Buradan hani bunları yaparak gerçekten de hani eğer o talimatlara uyarsanız ki size işte günde şu kadar yap diyor, şu hareketi yap diyor, şöyle yap diyor, bunları size gösteriyor aynı zamanda uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Bayağı ciddi bir hani vücudunuzu bir fit hale getirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çok güzel ayarlar, çok güzel seçenekler bu uygulamanın içinde var. Şimdi yeni nesil bioaktif sensör olduğunu söylemiştim. 13 ledli özel bir sensör bu arkadaşlar ve birçok ölçümü bu sensör üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu arada hem saat hem de health uygulaması yapay zeka destekli birçok önerilerde bulunabiliyor. Bu benim hoşuma gitti. Yani uykunuz az oldu, şuna dikkat edin. İşte suyu az içiyorsunuz, ne bileyim az adım attınız, hadi hareket edin, kalkın, dolaşın vesaire gibi böyle birçok şeyi söyleyebiliyor. Bu benim hoşuma gitti. Ayrıca mesela siz yürümeye başladınız, otomatik olarak yürüyüşünüz kayıt ediliyor ki zaten önceki sürümlerde de vardı bu. Çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Yani bu yapay zekanın işin içine girip biraz daha böyle mantıklı yorumlar yapıyor olması benim hoşuma gitti. Vücut kitlendiğinizi ölçebiliyor. Bu da güzel. Bunu da benim beğendiğimi söyleyebilirim. EKG ve tansiyon ölçebiliyor. Bunun için tabii ki önceki sürümlerde olduğu gibi bir kalibrasyon yapmanız gerekiyor. O kalibrasyon içinde standart bir kolunuza takabileceğiniz bir tansiyon cihazı gerekiyor. O kalibrasyonu yaptıktan sonra ki bu kalibrasyonu da belli aralıklarla tekrarlamanız gerekiyor. Tansiyon ve EKG ölçebiliyor. Düşme algılama özelliği var. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Bunu beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle yaşlılar için işe yarayacak bir özellik olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Bu gibi bir sürü özelliği var. Yani stresinizi ölçebiliyor, kalp ritminizi ölçebiliyor, size tavsiyelerde bulunabiliyor. Bir sürü özelliği var arkadaşlar. Yani saatin özelliklerini burada anlatmaya kalksam herhalde çok uzun bir video olacağı için sıkılırsınız diye tahmin ediyorum ama bu ve benzeri birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizinle ilgili belli özellikleri ölçüp enerji skoru da tanımlayabiliyor. İşte uykunuzu ölçüyor, attığınız adımı ölçüyor. Bunları toparlayıp size işte enerjiniz şöyle düşük, iyi, kötü, işte normal gibi yorumlar da bulunabiliyor. Ben bu özelliğini de çok beğendim. Uygulama yükleyebiliyorsunuz. Kendi özel bir uygulama mağazası var. WhatsApp'tan tutun da Deezer'a, Spotify'a, aklınıza gelebilecek Google haritalara kadar birçok uygulamayı saate yükleyebiliyorsunuz. Zaten bu saatin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi uygulama yükleniyor olması. Bu arada uygulama yüklemeseniz de WhatsApp'ta bildirimleri vesaireyi görebiliyorsunuz. Hatta onlara böyle kısıtlı cevaplar da verebiliyorsunuz. Ama uygulamasını yüklerseniz o zaman oradaki fotoğrafları görmekten, mesajlara yazarak cevap vermekten veya işte konuşarak cevap vermeye kadar birçok şeyi kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben eğer hani çok WhatsApp kullanıyorsunuz, ben saatten de yanıt falan veririm derseniz bu WhatsApp uygulamasını da yüklemenizi öneriyorum. Bunun dışında bir sürü de uygulama var. Normal bir uygulama mağazasına giriyorsunuz. Tabii ki Google'ın saatler için geliştirdiği uygulamalar var sadece burada. Ama bir sürü uygulamanın ve işinize yarayacak çeşitli uygulamaların akıllı saate yüklenebildiğini de belirteyim. Saatin menüsünü kullanmak kolay. Yukarıdan aşağı hareket ettirdiğimiz zaman genelde ayarların ve hızlı erişimin olduğu bir menüye geliyoruz. Aşağıdan yukarıya hareket ettirdiğimizde ise bildirimler vesaire çıkıyor. Sağ sol hareketlerde de sizin atayacağınız çeşitli özellikleri görebiliyorsunuz. Buraya istediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Bunların nasıl atanacağını zaten Wearable uygulamasının anlattığım bölümdeki söylemiştim. Ona girip oraya hangi kişi kartları, orada kart demiş Samsung mesela, kartların girip girmeyeceğini siz belirleyebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Saat birçok egzersizi takip edebiliyor arkadaşlar. Bunlar arasında farklı farklı bir sürü seçenek bulunuyor. Siz de istediğinizi bu seçenekler arasında bularak kendi egzersizinizi takip ettirebilirsiniz. GPS olması önemli. Harita üzerinden yaptığınız egzersizleri açık havada yapıyorsanız eğer tabii ki görebiliyorsunuz. Daha sonra bunları tekrar kontrol edebiliyorsunuz. Böyle güzel özelliklerin olduğunu söyleyeyim. Yani sportif amaçlı alacaksınız bu saati ki genelde akıllı saatlerin özellikle belli bir kesim sportif amaçlı alıyor. Gayet güzel bir şekilde işe yaradığını söyleyebilirim. Gelelim 6 versiyonla ilgili farklılıklarına. Bir tane tablo hazırladım ben. 6'nın ve FE sürümü de çıktı. Arada bir sürüm vardır biliyorsunuz. Galaxy Watch FE modeli de çıktı. Onun arasında 7'nin farklılıklarını söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de 7'nin Ultra modeli var biliyorsunuz. Watch Ultra diye çıktı o. 7 olarak çıkmadı da. Watch Ultra olarak çıktı arkadaşlar. O model farklı bir model olduğu için buradaki tabloya koymadım. Farklı olan kısımları kırmızı renkli işaretlemeye çalıştım. Bence en önemli fark dahili depolama alanının artmış olması. O 16 GB'ti 6 modelinde. Burada 32'ye çıkmış arkadaşlar. GPS artık çift frekanslı. Pil ömrü aynı, benzer bir şekilde kalmış.
İşletim sistemi Android Wear 4.0'da ama muhtemelen 6'da güncellenecektir veya güncellenmiştir. İşlemcili tarafında bir güncelleme söz konusu. W1000 kullanılıyor artık. Arayüzde One UI Watch 6'ya terfi etmiş durumda. Bunun dışında tabii ki fiyatlar da birazcık daha artmış durumda. Onu da söylemiş olayım. Gelelim uyumluluk konusuna. Samsung Galaxy Watch 7 önceki modellerde olduğu gibi iPhone uyumlu değil. Şimdi bunu soruyorsunuz. Videoyu izlemiyorsunuz muhtemelen. İzlemeden soruyorsunuz. Siz sormadan ben söylemiş olayım. Watch 7 de iPhone uyumlu değil arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Android'de de uyumlu. Diğer Android telefonlarında kullanabilirsiniz. Ancak Google olmayan Huawei telefonlarla kullanamazsınız. Çünkü Google servisleri istiyor. O yüzden kullanamazsınız. Onun altını çizeyim. Ama Huawei'nin eski telefonlarında biliyorsunuz Google olan versiyonları var. Onlarla kullanabilirsiniz ama yenilerle kullanamıyorsunuz. Bunun dışında Xiaomi, Poco, Oppo, Realme, Tecno, Vivo vesaire birçok telefonla kullanabilirsiniz. Ancak önceki modellerde olduğu gibi tansiyon ve EKG özelliği sadece ve sadece Samsung telefonlarda çalışıyor. Bunun altını bir kez daha çizeyim. Tansiyon ve EKG ölçmek isterseniz bu modeli Samsung dışındaki telefonlarda kullanamazsınız arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizeyim. Ama benim kişisel önerim Samsung Galaxy Watch 7 alacaksanız Samsung telefonunuz olsun. Diğerlerinde işte orası çalışmayacak, burası çalışmayacak, şurası olmayacak, burası olmayacak. Sıkıntı olur. Benden uyarması yine de tercih sizin. Gelelim pil ömrüne. Videonun başında söylemiştim. Bir pil ömrü testi yapmıştım ben. Dikey video olarak da hem burada hem de diğer sosyal medya hesaplarında yayınlamıştım. Yaklaşık 2 günlük bir pil ömrü var ama ben orada çok egzersiz kullanmadım. Eğer çok egzersiz kullanırsanız bu pil ömrü oldukça düşecektir. Yani bir güne falan düşer diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bir gün pil ömrü olan saat mi olur? Evet, yani böyle düşünüyorsanız zaten bu saati almayın arkadaşlar. Ama uygulama yüklenen saatlere baktığımızda ki Apple Watch da bu şekilde arkadaşlar. Genelde pil ömrü bu şekilde oluyor. 1-2 günlük bir pil ömründen söz etmek mümkün. Pil ömründe böyle olduğunu söyleyeyim. Gelelim fiyat konusuna. 9.999 TL 40 milim için. 10.999 TL de 44 milim için. Bunlar Samsung'un açıkladığı resmi fiyatlar. İşte 1000-2000 lira aşağısına piyasada bulabilirsiniz bu saatleri arkadaşlar. Alınır mı? Verilir mi? Yani şöyle söyleyeyim. Eğer yeni nesil bir saate ihtiyacınız varsa ve işte şu özellik benim için önemli, mutlaka olmalı, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum derseniz evet Watch 7 alın. Ama eski nesil de benim için olur derseniz Watch 6 da olur. Watch 5 bile olur arkadaşlar. Hatta Watch 5'in şarj cihazı arkadaşlar bu saati de şarj ediyor. Onun da altını çizeyim, böyle bir durumda söz konusu. O yüzden Watch 5 de olur, Watch 6 da olur, alınabilir. Eski model benim işime yeterli diyorsunuz, benim işimi görür derseniz yeterli olur diye düşünüyorum. Yenisine gerek yok ama her şeyin en iyisi olsun, en iyisini almak isterim derseniz o zaman tamamdır, Watch 7 alacaksınız. Bir incelimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy Watch 7'nin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Oluyor, gözümüzden kaçıyor, unutuyoruz. Hata yapabiliyoruz. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan, sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım. Hepsini elimden geldiğince yanıtlayacağım. Ben bu kadar uğraşırken sizden küçük de bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Abone olanlar var aramızda, görüyorum, biliyorum. Bu sözüm olmayanlara, beni yeni keşfedenlere abone olarak destek olursanız harika olur. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.